Hepsini bu kamera mı? Ya hoş geldin. Ben sana bir lira. Hadi. Şimdi bakayım çıkarım. Ama iki elim. Yaşar mı? Bir tane daha. Yok ki. Allah'a kalsın. Seni çıkıyorsun daha. Öz olsun. Bir şey olmaz. Gördün mü? Hadi. Tamam. Şuradan bir yürütelim seni. Evet. Seni. Bak yine sapla. Yürüdük. İyileşme hızlandırıyor. Bu sıkıştıracak mı şimdi hocam? Yok. Yok bu şekilde. Arada akım oluşturuyor. Manyetik alan oluşturuyor. Fuat, ben sana hiç sallatmam. Siz de bize bakmayın, biraz ilgilerseniz. Tamam. Nedir? Olmadı ya. İşte sırtım ağrıyordu, fıtık vardı o hocanın yanına gittiğimde, işte fizik görmek istiyorum dedi. Tabii dedi, seni yatırarım dedi fizikte, şey olursun belki iyileşme bir imkan olabilir. 3 hafta oldu, şu an iyi hissediyorum kendimi, iyi, güzel. Vallahi bilmiyorum vallahi işte, iyidir, güzel vallahi. Hemşireler, doktorlar iyi bakıyorlar bize. Seviniyoruz burada. Bölgemiz itibariyle özellikle fizik tedavi fizik tedaviye ait hastalıkların çok olması ve özellikle kış aylarına doğru soğuk havalarda bu hastalıklara bağlı şikayetlerin artması nedeniyle fizik tedavi bölümümüzde çok ciddi yığılmalar oldu. Biz buna çözüm olarak fizik tedavi servisimizin kapasitesini büyütmeye çalıştık. 19 yataklı olan servisimizi 40 yataklı hale getirdik ve bunlardan 15 tanesi de tamamen motorlu yatak şeklinde döndü. Yani otomatik motorlu yatak şeklinde 15 yatak da ilave ettik. Toplamda 40 yatak kapasiteli servis haline geldi. Bunun yanında fizik tedavi ünitemizde fiziki olarak yetersizliklerimiz vardı. Bunu hızlı şekilde, en kısa şekilde tölere etmeye çalıştık. Eksik cihazlarımız var. Bunlar için alım planladık. Şu anda biz özellikle fizik tedavi ünitesini genişletmek anlamında işler yapıyoruz. Ama burada özellikle ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şu anda ülkemizde de neredeyse ilk olabilecek bir çalışmaya gittik. Tamamı hastanemize ait fizik tedavi ünitesi ve fizyoterapistlerimizle burada gece nöbetli sisteme geçtik. Çünkü bizim fizyoterapist sayımız şu anda çok az. 3 kişiyle fizik tedavi ünitesinde hizmet vermekteyiz. Ama günlük yaklaşık 100 tane hastaya hizmet veriyoruz. Bunu yapabilmemiz için normal mesai saatlerimiz yetersiz kalıyordu. Sağ olsun fizyoterapist arkadaşlarımız da bizi kırmayıp nöbetli sisteme geçtik ve günde ortalama 100'e yakın hastayı tedavi ediyoruz. Bununla birlikte de tekrardan dediğim gibi fizik tedavi ünitesinde cihaz alımı ve fiziki koşulları iyileştirmek adına çalışmalarımız devam etmekte. Yani şu anda evet bizim aslında asıl nöbetli sisteme geçiş konusunda bizi bu yöne sevk eden şey eleman eksiğimizdi. 3 tane fizik tedavi uzmanı aktif olarak çalışmakta.
Bunun yanında serviste 8 hemşiremiz hizmet vermekte, ancak özellikle fizik tedavi ünitesinde tedavi veren fizyoterapist ve fizyoterapi teknikeri arkadaşlarımızın sayısı şu anda 3 kişiler. Dolayısıyla bu 3 kişiyle 100 kişiye hizmet verebilmek normal mesai şartlarında çok mümkün değildi. Onlar da kendilerinden de feragat ederek nöbetli sisteme geçtiler. Bu dediğim gibi hani bu ülkemizde bildiğim kadarıyla devlet hastaneleri bünyesinde tek diyebiliyorum. Farklı illerden gelen çok hastamız yok. Ancak bazen özellikle hastalar burada gelip yatmak isteyen hastalarımız oluyor. Ancak Bitlis ve ilçeleri çok fazlasıyla zaten kapasitemizi doldurmakta. Çünkü özellikle fizik tedaviye ihtiyaç duyan bel, boyun fıtığı hastaları, kireçlenme hastaları, bunlar bölgemizde çok fazla. Soğukla birlikte de bu insanlarımızın şikayeti de artmakta. Dolayısıyla bizim derdimiz insanların çok fazla sıra beklemeden en hızlı şekilde ağrısına çözüm bulmak.